Şu anda rahmetli Ahmet Toker abimizin bahçesinden içeri giriyoruz. İçtiği rakıların şişelerini sus olarak. Ahmet Tugar abimizin şu anda bahçesinden içine girmiş bulunuyoruz. Kendisi rahmetli içkiyi çok severdi. İçtiği içki şişelerini de burada bahçenin çimin etrafına çit yapmış. Bunlar gözüküyor şu anda. Evet, şu anda yukarı doğru çıkıyoruz. Uzaktan kızı Duran Toker. Şu anda Ahmet Tugar abimizin bahçesinden içeri girmiş bulunuyoruz. Ve damadı Nurhan Ergüder. Kızı Nuran Ergüder, torunu Edip Ergüder. Selamünaleyküm hocam. Tamam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Torunu Edip Ergüder bizi kapıda karşıladılar. Sayın seyirciler, şu anda Ahmet Toker'in, rahmetli Ahmet amcanın bahçesini hep birlikte seyrediyoruz. Evet sayın seyirciler, Ahmet abinin bahçesinde içeri girdik. Şu anda yanımda damadı, onun yanında kızı Nuran Hanım, torunu Edip, Edip'e, benim eşim Özen Hanım ve ben şu anda masanın başına oturmuş bulunuyoruz. Ahmet abi ilginç ve renkli bir insandı köyümüzün. Hepimizin abisiydi. Uzun zaman emekli olduktan sonra köyde oturdu. Şu anda ben Ahmet abinin hakkındaki gerekli bilgileri edinmek üzere önce kızı Nuran Hanım'a soruyorum. Nuran Hanım, babanız hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız? Babam uzun yıllar Ankara'da görev yapmış. Sonra emekli olunca Elazığ'a. Ne görevi yapmış geldi babanız? Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şef olarak çalışmış, şube müdürlüğünde. Sonra MİT'e geçmiş. MİT'ten emekli oldu. Emniyet müfettişliğinden emekli oldu. Köye yerleşti. Bu bahçeyi 60 yılında satın almış. Kendisi yaptı bu bahçeyi. Kendisi yaptı, evet. Ha, bugün çamları bu da bahçe bir başkasının bahçesiymiş. Sonra babamın mülkiyetine geçtikten sonra işte emekli ikramiyesiydi. Çeşitli işler yaptı. Çamlar dikti. Meyve ağaçlarını yetiştirdi. Ve 83 yılında da kaybettik. Babanıza ait ilginç bir anınız var mı? Çünkü onun hayatı renkliydi yani. Çok renkli bir hayatı verdi. Vallahi babama ait çok çeşitli anılarımız var tabii ama onu eşim daha güzel anlatır. Eşim anlatsın evet. Bir tane. O zaman Nuran, Sayın Nuran kardeşimiz, siz Ahmet abinin damadısınız, Nuran Hanım'ın eşisiniz. Ahmet abiyi de çok severdiniz diyor. Bu evet, da sizi çok severdi. Ahmet abiye ait birkaç tane veya bir tane güzel bir anınızı anlatır mısınız bize? Ahmet Toker çok renkli bir kişiydi. En büyük meziyeti fakire, yoksula yardım edebilmek zevkiydi. Cebinde 10 lirası olsa 5 lirasını o gün mutlak fakir fukaraya dağıtır. Ondan sonra huzur içinde eve gelirdi. Bir büyük özelliği de alkol alışkanlığı vardı. Fakat bu alkol alışkanlığı çok tatlı şekildeydi. Yani hiç kimseyi üzmez, kırmaz. Sadece herkesi eğlendirir, neşelendirirdi. Onun en büyük anısı her zaman bize anlattığı, gençlerimize örnek olacak bir anıydı. Diyarbakır'da polislik yapıyormuş. Bir gün amiri çağırmış, demiş ki Ahmet,
şu karşı evlerde birinde kaçakçılık yapıyorlar. Ali Rıza'yı da al git şunları bir yakala. O da arkadaşı Ali Rıza'la beraber eve gitmiş, baskın yapmışlar. 5-10 top kumaş, ipek kumaş yakalamışlar. Adam başlamış çoluk çocuk ağlamaya. Zabıt tutmuşlar. Adamın eline kelepçe vurmuşlar. Karakola götürecekler. O sırada o semtin sevilen Şık denen bir kişisi gelerek aracı olmuş. Aman Ahmet Bey, polis bey etme tutma, 7 çocuğu var. Bunu hapishaneye götürürsen bunlar perişan olurlar. Bu sefer bağışla bir daha yapmaz demiş. Ahmet Bey de arkadaşın yüzüne bakmış. O onun yüzüne bakmış. Demiş bu seferlik affedelim. Zabıtı yırtmışlar. Kelepçeyi çıkarmışlar. Demişler bir daha da yapma. Bak komiserimiz duyarsa çok kızar. Tam evden çıkarken Şık ikisine de bırakmamış. Yok demiş, siz bu iyiliği yaptınız, birer top kumaş vereceğim. Hayatımda şimdiye kadar diyor bir bardak su kimseden rüşvet almadım. Almam mı almam, arkadaşı demiş ki ya ben evliyim, ben alayım mı Ahmet Bey? Demiş sen al, o zaman demiş sen de al. Peki, çıkarmış ceketini, güzel ipek kırmızı kumaşı beline dolanmış. Sarmış, üstüne de ceketi giymiş. Demiş hadi sen şuradan evine git, ben de karakola gideyim, bunu bir evli arkadaşıma veririm, bak buna geçer. Karakola doğru giderken diyor herkes bana acayip bakıyor. Lan bende ne var acaba? Tam diyor karakola 50 metre yaklaştım. Oradan bir çocuk. Polis amca kuşağın sarkmış. Bir döndüm ki diyor rüşvet aldım kumaş diyor. 10 metre arkamdan uzanmış. Geliyor. Ben de diyor biraz sonra karakol amirime çıkacağım. Komiserime çıkacağım. Komiserim hiçbir şey bulamadık. Kaçak eşe meşe yoktu diyeceğim. Bir de baktım diyor kumaş arkamdan sarkıyor. Kıpkırmızı oldum diyor. Topladım hemen diyor Mardin kapı vardır diyor. Oraya diyor kumaşı dürttüm bir de taş koydum diyor. Bir daha da diyor tövbe dedim diyor. Kimsenin bir tek kuruş haram malını almayacağım. Ve 35 senelik hayatımda haram yemedim. Kimseden rüşvet almadım. Alnım alakıyla emekli oldum dedi. Köyü çok severdi. Evet köyü çok severdi. O yüzden de geldi köyde yerleşti. Bir kısacık anısı daha var. Tabii. Çok kısa orijinal. Bir gün değirmenin eski haliyle oturuyor. Rakısı bitmiş. Kara düşünüyor. Rakı yok, araba yok. Bali Bey'e adam yollamış, rakıyı bulamamış. Orada da kalabalıktı. Kalktı ayağa, Allah'ım dedi. Şu dere her gün su akıyor. Bir gün rakı aksa ne olurdu? Herkesi bildirmek için. Evet, renkli bir kişiydi. Çok teşekkür ederim hizmetler için. Gerçekten Ahmet Efendi adı renkliydi. Onun çok büyük bir de, bir de Hükmü abi orijinal bir şey var. Evet. Geldikten sonra içtiği burada rakıları evet. Şuralara dizerek ondan çiçek şeyi yaptı. Çitleri yaptı. Çitler evet, yaptı. Onu evet. Görüyoruz rakılar. Evet. O şeyleri orada. Aşağıda da var. Kendi ellerine dikti. Evet. Bunları sonradan bizler yaptık. Evet. Edip sen deden hakkında bir şey diyebilir misin? Vallahi dedemi çok severdik. Her yazı köyde geçirdik. Dedem gidiyor çok severdik. Onun için anneannemle dedemi görmek için her yazın köye gelirdik. Öyle, özellikle okullar kapanmadan bir hafta önce gelirdik ki çok özlediğimizi diyoruz. Çok özlediğiniz ve onların yüzünden hala bu köyü seviyorsunuz. Çok seviyorum. Evet. Eskiden daha çok seviyordum köy dedemle anneannemle. Deden evet sen Edip ve dedenin hakkında ne diyebilirsin? Bir şey söyleyeceğim bir şey var mı? Evet Edip'in de söylediği gibi hepimiz dedemle anneannemi çok severdik. Hatta ben dedemin annesinin adını taşıyorum. Bundan da evet gurur duyuyorum. Maalesef onları çok erken kaybettik. Aynen. Şimdi onların da olup parkı, bu güzellikleri görmelerini hepimizin en büyük dileğiydi. Maalesef erken vefat ettiler. Biz de onların anılarını yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ben bu Ahmet abi için tabii çok söyleyecek şeyler var. Söyleyeceğiz bu güzel şeyler için sizlere teşekkür ediyorum. Ve sözlerimi bitirmeden önce ben de Ahmet abiyle büyük yaş farkı olmamıza rağmen ikimizin de eşi kullanması bizi arkadaşlığımız vardı. Oyun arkadaşıydık ve eski arkadaşıydık. Tabii o abimizdi. Küçük bir anım var, onu anlatacağım. Köye geldiğimde Ahmet Efe'yle zaman zaman buluşur, kağıt oynar ve rakı içerdik. Bir gün Münir Kütük'le beraber beni akşamdan bu bahçeye hem kağıt oynamaya hem de rakı içmek için davet etti. Ertesi sabah biz saat sanıyorum 8.30-9 sıralarında geldik. Ahmet Efe bizi bekliyor. Rakı masasını hazırlamış, kağıtları hazırlamış. Ve biz oturduk kağıt oynamaya. Bu arada bize rakı dolduruyor, içiyoruz. İşte o arada bir aluça topluyor. Cebinden bir leblebi çıkarıyor diyor. Ve çok neşeli bir halde kağıt oynuyoruz. Ahmet abinin o gün kağıdı da çok güzel geliyor. Bizi devamlı yeniyor. Bir aralık biz sarhoş olduk gibi bir durum oldu. Ben Ahmet abiye baktım. Ahmet abide hiçbir şey yok. Ahmet abimiz gayet neşeli. Oyunu da kazanıyor. O anda bize rakı doldurdu. Kendisine doldurdu. Fakat bir baktım ki kendisine bir parmak dolduruyor. Ve ağzına kadar su koyuyor. O ana kadar ben Ahmet abiyle birkaç defa içki içmiştim. Fakat onun içkiyi o şekilde içtiğini bilmiyordum. Onun üzerine sorduk. Dedi ki ben içkiyi uzun saat içerisinde içerim. Yani sabahtan başlarım mesela akşama kadar içerim. Ama bir parmak doldurur, gerisini su doldururum içerim dedi.
Öyle ilginç bir anım vardı. Ve o gün bize takıldı, böyle bir şaka yaptı. Oyunu da kazandı. Biz de sarhoş olduk, gittik eve yattık. Kendisine sözlerimi burada bitirirken Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Şu anda kendisinin anılarını görüyoruz. Yetiştirdiği çamları, içtiği rakıların şişelerini görüyoruz. Ve kendisini rahmetle burada anıyoruz. Ben hepinize bu konuşma için teşekkür ediyorum. Evet. Hüküm abi, bizim de son defa bir söyleyeceğimiz var. Evet. Size açıkça Nurhan, ben sizin sağ kolunuz olarak diyelim. Tabii çok, öyle. Çok kesin öyle. Teşekkür ederim. Siz bir meşale yaktınız şu köyde. İnanılmayacak bir meşale yaktınız. Bizler de bu meşaleyi yanmasını devam ettireceğiz. Fakat şunu söyleyeyim, başlattığınız ateş tuttu köyde. Tabii. Gençler yani spor sahası yapmamızda, köy işlerinde dört elden işlere sarılmaya başladılar. Başta ümitsizlik. Fakat şimdi şuna inanıyorum ki artık. Ben de evet. Fakat yalnız size değil, bütün köy size teşekkür etti. Ben ayrıca başta Özen Hanım'a, kardeşleriniz Cevat'a, Erhan'a, rahmetli kardeşinize ve annenize, Edibe'nin söylediğine göre anneniz Güllü Hanım'a da bu yaptıkları işlerden dolayı, bağışladıkları mallardan dolayı çok çok teşekkür ederiz. İnşallah çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ben bu inançlıyım. Ben gerçekten mutluyum. Tabii ki bu gibi hareketlerde ufak tefek anlaşmazlıklar olacaktır. Bu gayet doğaldır. Ama civar köyleri gezdiğim zaman gerçekten benim köyümün kıymetini daha çok anlıyorum. Evet, çok fevkalade. Köyün insanlarını daha çok beğeniyorum. Evet. Hepsini zaten seviyorum. Tabii ki normaldir. Bütün insanlar fabrikadan çıkmış değildir. Demokratik bir toplumuz. Tabii bir takım sesler çıkacaktır. Fikirler olacaktır. Ama biz bütün fikirlere saygımız var. Bütün insanları seviyoruz. Hele köylerimizi çok daha seviyoruz. Bu yapılan şeyler ilerideki gençlik içindir. Ben umut ediyorum ki gençlerimizden bu işe sahip çıkanlar olacaktır ve olmaya da başlamıştır. Onlar bu işe sahip çıktıkları zaman zaten biz köşemize çekiliriz. Bu işi onlara bırakacağız. Ben yine ona da inanıyorum. Bu gençlerimiz bu işi bizden daha iyi yapacaklardır. Yapacaklar. Çünkü onlar daha çok yeni yetişiyorlar. Daha entelektüel yetişiyorlar. Daha çok kültürlü yetişiyorlar. O bakımdan ben umutluyum. Ama bu 5-6 sene biz daha bu işle uğraşacağız. Ama o 5-6 sene sonunda da bu genç kardeşlerimiz bu işi alıp bizden daha iyi yüzeceklerine inanıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii inşallah Allah size ve eşinize uzun sağlıklı, uzun ömür verir. Tabii eşim sağ olsun. Büyük destek oluyor. Bana büyük destek oluyor. Tabii o bana... Evet. Yani Özen'in desteği olmasa... Hiçbir şey yapamazsınız. Size buna inanıyoruz. Benimsemiş. Evet. Bu olayı eşimle beraber paylaşıyoruz. Eğer bana bu kadar destek olmasa muhakkak ki ben bu kadar... daha çok yoğun olamam. Bu yoğunluğumu ona borçluyum. İnşallah uzun yıllar borçlar. O da seviyor. O da benden çok seviyor. Hatta beni de zaman zaman daha düşünemediğim birçok şeylere de o itiyor. Bazen moralim bozuluyor. Evet. Diyor ki bu iş diyor yürümeyecek. Ne yapalım? Hayır diyorum. Başladın. Sonuna kadar gideceğiz. Olur diye bir şeyler. Ve köylümüz bu işe sarıldı. Davanıza inandı. Yani davanız tuttu. Ben bunu söyleyeyim. İçlerindeyim. Evet. Hepsi artık. Herkes dört elden sarıldı bu işe. Çocuğu, genci, büyüğü, bizde de kabahatler olmuştur. Ben yani demiyorum ki, yani bizde bütün insanların kusurları vardır. İnsanlar kusurlarıyla, sinirleriyle, hoşgörüleriyle, sevgileriyle bir şeydir. Tabii ki zaman zaman insanların kızgınlıkları olacaktır. Hoşgörüleri olacaktır, tepkiler olacaktır, fikirler benimsenmeyecek. Bunlar çok doğal şeylerdir. Bunlar aslında insanın yapısında var. İşte bütün bunları yalnız hoşgörüyle, sevgiyle karşılamak. İnsan kızacaktır da ama o kızgınlıktan sonra bunu hoşgörüsünü kabul edecektir. Hata yaptığı zaman özür dilemesini, hatasını kabul etmesini diyecektir. İşte çağdaşlık budur yani. Bunu düşünürsek her şeyi hallederiz. Benim tanıdığım kadarıyla sizin en büyük özelliğiniz o zaten Hikmi abi. İnsanları çok sevmeniz, iyilik dolu olmanız. Ben mesela asabi bir adamdır. Yani bu işin kırarım ben insanı. Ama o anda kırmam şudur yani. Tutmasının nedeni evet, kasıtlı değildir yani. Bu iş tuttu. Hayır. Kavga olabilir ama neticede kasıt, bir kasıt yoktur. Mesela ben bugün çok mutluyum. Köyümde artık insanlar birbirinden konuşuyor. Küs değiller. Çünkü çağdaş insan küsmemelidir. Ama çağdaş insan çatır çatır kavga ederse tartışmalıdır yani. Bu çağdaşlık budur işte yani. İnsanlar birbirini tenkit etmeli, birbirinin hatasını söylemeli birbirine karşı. Ve bu hataları tartışabilmelidir yani. Demokratiklik, çağdaşlık budur. Bu tabii köyde yoktu. Biz bunu söyledik yani. Hatta bu yüzden bana kırılanlar oldu. Küsenle daralanlar oldu ama ben tabii ki bunu böyle kabul etmiyorum. Bunlarda belki benim de hatam vardır ama söyledik. Yani küsmek yok, darılmak yok. Hatayı söyleyeceksin ki hata düzelsin. Eğer hatayı söylemezseniz, tartışmazsanız hatayı düzeltemezsiniz. Teşekkür ederim.
Şu anda tabii hep beraber konuştuk, dolaştık, yorulduk. Nurhan Hoca bize gayet güzel bir karpuz ikram ediyor. Ve terimizi atıyoruz. Kendisine bu karpuz ikramından dolayı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ben Ediver Güder, Ahmet Toker'in en küçük torunuyum. Size dedem hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi dedemin alkol alışkanlığı vardı. İçtiği rakı şişelerini bahçesine dizerdi. Gördüğünüz gibi. Özellikle bu çardağın altında oturup içerdi ve içtikten sonra şişeleri buraya dizerdi. Gördüğünüz gibi bol miktarda şişe bulunuyor. Bu havuzu ve bu çardağı kendi elleriyle yapmıştı. Gördüğünüz gibi havuzu kendi elleriyle yapmıştı. Tüm bu çamları bahçeye kendisi yapmıştı. Hadi biraz dur olsun. Kendisi peşinde istiyoruz. Burada anladı. Bana buyurun. Evet, bu çardakta oturmayı eşiyle beraber çok severdi. Dostunu, ahbabını, misafirlerini burada ağırlar ve burada içkisini içerdi. Kağıt oynardı. Biraz da Hükmü Peker, buranın en devamlı konuklarını, Münir Kütük, evet. Hakkı Kütük, buranın devamlı konuklarıydı. Peki. Ahmet abi Oşkun oynamayı çok severdi ve onun geldiği ilk yıllarda Yaşar Mehmet dayı vardı. Tosun amca vardı. Gara Mehmet amca vardı. Ben bulunurdum. Bazen Mehmet Ertuğrul olurdu. Bu ekip sık sık kağıt oynardık. Çok hoş sohbetler olurdu. Çok şakalar olurdu. Ve bugün onları anıyoruz biz.